Eylem. Eylem içeride mi? Tabii ki hayır. Anneannem etrafı toparlarken alıp buraya koymuştur mantıken. Baba niye titriyorsun ya? Heyecandan. Milletvekilimiz gelecek ya. Panik oldum. Eylem nerede ki acaba? Bir çok giden memnun ki yerinden dönen yok seferinden. Anlamadım. Eylem'le röportaj çözecektik de. Nerede o ya? Merak ettim. Yarın muhakkak huzurlu bir yerdedir. Öf, dur bakayım. Eylem! Bağırma Nur hayatım öyle eylem diye. Sinirim oynadı. Bir gün öldüreceğiz sen bu kızı ha. İsmi bile hoplatıyor bunu. Uykusundan uykusundan boğacak. Böyle bir küçük olmak yok. Hadi ben alışverişteyim. Ah, evet. Gerçekten eylem nerede? Yani onun belli bir yeri yok ki. Yani öyle seyyar olarak. Ne yapacağınız eylemi? Ya röportajda bir iki bir şey söylemeyi unutmuşuz. Kayıt cihazını alıp gelebilirse. Ha, kayıt halde bende. Ha. Ben geleyim diyeceğim ama. Tabii oğlum, git. Neden katmıyorsun? Kazemir abiyle başına. Selahattin, birini çağıralım. İmam. Yok, hani böyle cinayetlerden sonra filmlerde falan özel uzman temizlik ekipleri falan oluyor ya. Ha, internetten bakar buluruz. Lan bize kaçak çay lazım olsa adamını bulamayız biz. Öyle sazan bir hayatımız var. Ne yapacağız? Hop! Ne oluyor ya? Gülistan, sizin odayı silivereceğim. Bir bura kaldı. Gerek yok anne, temiz burası. Gülistan, az çık bak bir şey söyleyeceğim. Kız bana bak, çaktırma. Nur Hayat'a gelen hediyelere dayanamadım. Azıcık el koydum. Hayda hop! Ay bir gümüş tepsi gelmiş böyle kalkmalı falan. Tamam anne, bakarız sonra. Haydi giyineceğiz biz, haydi, haydi. Burada bekliyorum, sileceğim orayı. Baban adamları evi gezdirecekmiş, dekorasyonu falan görsünler dedi. Allah'ım ya, Buckingham Sarayı'nın burası nesini gösterecekmiş acaba? Çamaşır suyu yapacağım orayı. 5 dakikaya kadar çıkmazsanız zorla girerim biliyorsun. Hastalık çocuğum, ne yapacaksın? Anneciğim dur, ben açarım. İyi, terası silecek. Anneciğim, ben silerim. Aa ne oluyor ayol? Felçli miyim ben? Ne bu haliniz? Homeless gibi. Gidin giyinin, gelirler. Aman, güzellik yarışmasına mı gireceğim? Olmaz, terası ben silerim. Siz gidin, mayolu geçiş için hazırlanın. Peki madem. Açsanıza ya. Ay hoş geldin oğlum. Ay çok korktum ortalardan kaybolursun diyerekten. Kaybolacağım zaten. Odadan montumu alıp çıkacağım. Nerede? Dur. Gelme oraya. Gel. Böcek vardı. İlaçladık. Feci içerse birkaç saat girilmeyecek. Ya montum içeride. Nuriyat'ı koydunuz zaten benim odaya. Dolap gibi yere sıkıştım ha. Sen nereye gidiyorsun ki zaten? Koskoca milletvekili nişan takacak. Kendine taksın. Yok mu emri vakilere? Oğlum. Ay devlet büyüğü. Ay vatandaşlıktan falan çıkarır seni. Anneciğim giyinsene.
Gülistan, hediyeler içeride. Nur Hayat'ı uzak tutun. Ben ara ara buraya girip yavaştan bizim odaya taşıyacağım. Ben bu bezi ne yapayım? Kovaya sok, çitille, sık bir su daha geç. Temizlik tekniği sormuyorum lan. Delil bu. Yok etmemiz lazım. Serhat'ın küçük odada artık güvenli değil. Evde nüfus yoğun. Yani misafir gelmeden kızı bahçeye saklamamız lazım. Bir pastör, bir Gutenberg, bir Servet Kocabaş. Bunlar imkansızı başaran kahramanlar. Başlamak istemektir. İstemek yapmaktır. Buyurun. Yapmak, başarmak, başarmak ise... Tabii, buyurun, buyurun. Bekliyoruz tabii. Vekiller, hızlı geldik. Şu anda kapıda izliyorlar. Hadi koşun. Ne? Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Benim yüzüme kapıyı mı kapattın sen canım? Nasıl? Yok, ben tam çöp atıyordum. O ara idolümü böyle canlı canlı karşımda görünce... efendim, vekilim mi desem, pirim mi desem, hayat ışığım mı desem diye düşünürken... o an devreler yandı. Efendim, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Erken geldik ya Behçet. Heyecanlandı, yazık. Trafik açıktı herhalde efendim. Yo, biz geçerken açıyorlar. Açıyorlar. Alalım efendim şunları alalım. Vallahi giderim. Ay saçmalama, gel. Ay, Çağatay, gel içeride odada takılabilirsin. Biz Orçun'la buradayız. Amber. Hayırdır? Orçun'a bakmıştım ya. Kardon nerede ya benim? Sizde. Ben sizi tanıdım. Ay çok beğeniyoruz. Behçet, bak şeydeki şey var ya o. Evet evet. Şeyin şeyi değil mi ya? Vekilimiz de takip ediyor. Şeref duydum. Komşumuzdur efendim. Biz her hafta kaçırmadan Kanuni'deki kuzeyin değil mi Behçet? Ya öyleyse geçer zamanın Behzat komiseri, evet evet. Aynen aynen. Über güzel bir şey ya böyle yakından tanınmak. Rıza gelip küçük odaya girerse bittik. Eylem'i bizim odaya nakledelim. Ne işi var Rıza'nın odasında?
Yatırırız bizim yatağa. Giren olursa bizim odada uyuması daha mantıklı. Ya bizim yatakta ölü. Onu öldürürken düşünecektin. Ayrıca bu sefer nakliye işlemini de sen yapacaksın. Benim belim koptu. Anneciğim biz Eylem'le özel duygusal bir şey konuşuyoruz. Şu tepsiyi alacağım tamam. Kaytas küresini bununla götüreyim diyerekten. Evet. Eylem o zaman şimdi söyleyeceklerimi hiç konuşmadan dinle. Biz sana bazı eleştirileri getiriyorsak da bunlar... Behçet Vekilim, sen nar suyunu seviyorsun diye hazır ettim. Bak nasılım. Seni alan yaşadı. İnşallah, inşallah. Gelirse. Ha, kaytaz böreği geldi. Kaytaz böreği. Buyurun. Dur hayatım. Aman gökten ana dikkat edin. Sen ellerine sağlık döktürmüşsün yahu. Ne oldu? Nur hayatım. Bak tesadüf, bu gümüş tepsi bizim sana evlilik listesinden seçip aldığımız tepsinin aynısı. Bakayım. Aa, ben böyle bir şey seçtiydim. Doğru. Demek sizde de var aynısından Servet annem. Demek. Merhaba Ayın. Eylem aradı mı? Çocuğum, Eylem küçük odada. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.